Ee, Cemal Bey oturdu anlattı dedi ki devletin ekmeğini yiyen adam biz cemaatin bir tarikatın üyesi olduğu belliyse ve oradan emir alabiliyorsa bu emirleri alarak bu ülkenin 15 Temmuz'da parlamentosunun bombalandığını gördük. Dolayısıyla bu endişe verici bir durum. Hal böyle var efendim mı hocam. Evet. Bildiğiniz bir şeyh var mı emir veren? Veren? Yani bu emir veren mi? bir hakime bir emir veren bir şeyh biliyor musunuz? Efendim bu soruyu bana bu bir soruyu bana 2006-2007'de de sordular. Bu insanların biz hareket tarzını biliyoruz. Bakın gizli bir örgütlenmeden bahsediyorum. Bunlar yani şöyle söyleyeyim. Mesela o cübbeli amiral dediğimiz M.S. Tu Tuğ Amiral. Şimdi geçenlerde fotoğrafı çıktı. Şimdi bu adam bir şeyhe bağlı olduğu zaman e, müşfik, e, murid Müşri, müşrikin önünde ölü gibidir diyor şimdi felsefe bu. çocukluktan beri böyle yetişiyorlar ve o itiraflarda bunları görüyoruz bakın iz, ben birinci olarak şunu söylüyorum hocam şunu soruyorum evet. yani bir hadise söylediniz ya bir şeyh evet. efendi bir hakime bir emir veriyor ve hakim o şey efendinin sözüyle evet. karar veriyor ben de diyorum ki bu bir teorik bir yüzlerce örnek vereyim birisi i̇şte şu bir tane şeyh ta, var ta mı bildiğimiz? bir tane var <laughs> ya 100 bin tane ben var hangi şey size bakın ben Fethullah Gülen'den Ama Fethullah Gülen bir şey değil lütfen. Bakın menzilden söyleyebilirim bilmem ne söyleyebilirim ama bakın hukukken töhmet altında kalırım Burada konuştuğum zaman başka yere gider iş Çünkü bunlar yürüyor. biz sadece tahmin edebiliyoruz Ve benim diyorum ki 2006'da 2007'de 2008'de 2010'da 2011'de 2013'te, 2014'te, 2015'te söylediklerin hepsi 15 Temmuz'da gerçek oldu Ben bunu gördüm Yok doğru. Onunla ilgili bir Hayır, bunun şey nasıl bu, yani. bakın, milli Onu İstihbarat söyleyeyim. teşkilatının eylemlerini bilebilir misiniz hocam? Ben size nasıl örnek verebilirim? Libya'da şunu yaptılar, şurada bunu yaptılar. Bunlar gizli örgütlenen yapılar. Fethullah Gülen Cemaati dediğimiz FETÖ'cü yapılanma da bakın anlatıyorum, eee harbiye alımlarda, e, harbiye alımlarda Gene itiraflarda görüyoruz. E, tü, tü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarasının 6 ve 7. numaraları 9'un üzerinde olanlarının Fethullahçı olacağına karar vermişler. Buna göre e, düzenleme yapmışlar ve gelen aday 9'un üzerindeyse bunun Fethullahçı olduğunu anlamış o 5 kişilik heyet <laughs> ve onu mesleğe almış. Ve böylece binlerce harbiyelinin evet. Fethullah Gülen cemiyatı tarafından e, orduya kabul edildiğini gördük. Bugün evet. bakın daha dün e iki gün evvel 123 kişi hakkında gene bir gözaltı kararı vardı. Yeni teğmenler, yeni e, askerlerle ilgili. Çünkü Milli Savunma Bakanlığı'nın bu bu ile ilgili ya da gelen Kurmay Başkanın bir mücadelesi devam ediyor. Ancak bu mücadele ile devam edebilmemiz için yapmamız gereken şey şu. E, her şeyden önce Atatürk Milliyetçi'ne bağlı, laik, demokratik dediğimiz anayasadaki yazan ilkelerin dışına çıkmayacak ordu mensuplarını almak. Bir tarikat ya da bir cemaatin bir kere önce yapılması gereken bir, bu cemaat ve tarikatlar kapitalist bir örgütlenmeye de döndüler. Kendi hastaneleri var, okulları var. Biz bunları nerede gördük? Bu örgütlenmenin ön plana çıkan yapısını Fethullah Güler örgütlenmesinde gördük. Neden? Zamanında Hoca Efendi denilen, ya arkadaş bunlar kargalar bile güler, bunlar niye devlete sasılınlar denilen yapının tüm e, şeydeki... Tuzkon dediğimiz yapıda sermaye grubu olduğunu, <laughs> okullarla birlikte insanların beynini yıkayarak, ışık okullarında buradan bambaşka bir akıl ürettiğini ve bunların itiraflarını okuduğum için üzülerek söylüyorum. Sonuçta şur şuraya gelmek istiyorum. Bunların hepsinin önemli şey şu, irtica kelime anlamı şu, geriye dönüş gericilik, geri kafalılık, eski koşullara dönmek isteyen, aşırı tutucu, ilerlemelere karşı olan herhangi bir toplumsal yapı ve siyasi hareket ve ideoloji anlamına geliyor. İrticai harp okullarına giriş sınavında kaldırmanız manidar geliyor. Bunu muhalefete de gelebilir, iktidara da gelebilir. Kelime anlamı olan bu olan şeyi kaldırmayın. Bir de şöyle bir çelişki var. Ee, bu ce daha önce iltisak dediğimiz zaman bu tür dini ve yapılara, gruplara yakın olanları biz e, iltisaklı olarak kabul ederek meslekten atmadık mı? Yani kanun hükmünde kararnamelerin ekinde listelerle meslekten attığımız adamlar kimdi? Bunların hangisinin somut bir suçu vardı? Evet. Hiçbirisinin aslında somut olarak neyle uğraşıyoruz? Bakın şunu bilelim. Türk devleti görünmeyen bir yapıyla uğraşıyor. Bu görünmeyen yapının kendine ait elemanları var. Bunlarla ben çalışmak zorunda bırakıldım. Hocam yani benim karşı odamda oturan adam... Hakimler ve Savcı Yüksek Kurulu üyesi oldu. Ee, ve daha sonra 15 Temmuz'dan sonra yakalandı. Cezaevine konduğunda itiraflarında olayları öyle bir anlattı ki tüylerim ürperdi. Ben niye bu teröristlerle devlet tarafından çözüm, çözümlenmeden çalışmak zorunda bırakıldım? Bir devlet memuru, bir yargıç olarak, bir cumhuriyet savcısı olarak. Oysa onların ne